Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Yaza en yakışan lezzetlerden bir tanesi olan domates çorbası tarifini paylaşacağım bugün. Böyle büyük boy 2,5 domates var elimde. Bunları bu şekilde yuvarlak yuvarlak dilimliyorum. Fırın tepsisine diziyorum. Fırınım 200 derece sadece üst ızgara ayarında ısıtmaya başladım. 1 tane kapya biber, 1 soğan, 2 diş sarımsak. Hepsini şimdi güzelce tepsime koyacağım. Közlenmiş domates çorbası gerçekten çok güzel oluyor. Başka yöntemle de yapıyorum zaman zaman ama bugün bu şekilde olan tarifimi paylaşmak istedim sizlerle. Soğanları da bu şekilde halka halka doğruyorum. Ve böyle gelişi güzel domateslerimin üzerine koyuyorum. Sarımsakları da şöyle birkaç parçaya bölüp üzerlerine atıyorum. Bir miktar tuz serpiyorum. Ve biraz zeytinyağı ekleyerek bunu fırına gönderiyorum. Bir 10-15 dakika kadar 200 derecede durması yeterli. İki yemek kaşığı zeytinyağı da yeterlidir. Şimdi hemen çorbamızın yapımına geçelim. 1 yemek kaşığı tereyağı tencereye alıyorum. Üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unumu şöyle tereyağı eriyerek kavuruyorum. Un kokusu çıksın istiyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Dilerseniz domatesleriniz böyle tam yaz domatesi ise, kırmızı ise eklemeyebilirsiniz. Ama ben renk vermesi açısından seviyorum. Domatesin de şu ham kokusu çıkana kadar unla birlikte kavuruyorum. Bütün bunlar kavrulurken fırından çıkan domateslerim, soğanlarım gayet güzel pişmişler. Domatesleri kabuğundan ayırıyorum. Eğer midenizde herhangi bir hassasiyet yoksa direkt kabuklarıyla atabilirsiniz ama kabuklarından arındırınca daha çok beğeniyorum ben kıvamını. Bu şekilde kabuklarını soyup tencereye alıyorum. Tencerede önce şöyle sıcağa yakın bir su ekliyorum üzerine. Çok sıcak kaynarsa olursa unumuz topaklanabilir. O yüzden çok sıcak bir su değil fakat çok da soğuk değil. Sıcağa yakın bir su kullanıyorum. Bu şekilde. Suyu ekliyorum ve bu bir yandan kaynarken bir yandan blender yapıyorum. Domates çorbası yapmak bu şekilde ve bu kadar pratik gerçekten. Bu videomu izleyen herkes kolaylıkla yapabilir. Kıvamını tam olarak ayarlamak içinse kaynar su kullanabiliriz. Şimdi bir miktar kaynamış su ekledim ve bir miktar da tuz ekledim. Çorbam şu an bir iki taşın daha kaynadıktan sonra servise hazır. Kıvamını biz çok koyu sevmiyoruz. Zaten kaşar peyniri rendelediğimiz için içine kaşar peyniri de bir miktar kıvam veriyor. Bu şekil bakın bekledikçe zaten bir miktar koyulaşacaktır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videomu ufak daha iyi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yepyeni tariflerde buluşana dek hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.